Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bugün sizler için 3 tane video yapacağımı söylemiştim. İlkini sabah saat 8'de yaptık. İkinci videomuzda saat 16 civarlarında yapıyoruz. Üçüncü videomuzu da akşamüstü yapacağız. Evet sabahki videomuzda bugün çok agresif hareketlerin olabileceğini özellikle kurular ve altın tarafında bu hareketlerin yukarı yönlü sert gerçekleşebileceği yönündeki İlk videomuzu paylaştık ve ee, dediğimiz gibi e, bu videomuzda da yanılmadık arkadaşlar. Bugün hareketler oldukça e, sert ve yukarı yönlü yaşanmakta. E, bu videoda da gene arkadaşlar sterlin TL, euro TL, dolar TL, altın ve gümüş e, açıklamalarında bulunacağım. Bizler için e, şimdi önemli kritik seviyeler nerelerde sizlerle birlikte e, bunları bulmaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce e, kanalın altındaki beğen tuşuna basar ve kanalımı başka mecralarda paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. E, bu videoyu saat 16'da yapmamın amacı e, Türkiye piyasaları kapanmadan e, sizlere yardımcı olabilmek arkadaşlar. E, çünkü 3. videomuz artık akşamüstü olacağından e, bizim piyasalar kapalı olacak. Hemen sterlinde başlayalım videomuzu fazla uzatmayalım kısa tutmaya da çalışacağım. Dolar TL'de e, beklentimiz olan 8.51 seviyelerine kadar yükselişler gördük. E, şimdi hemen sterlinle başlayalım arkasından euro, dolar, altın ve gümüş şeklinde yorumlarımızı yapmaya çalışalım. Sterlin TL'de sabah belirttiğimiz e, 11.25 e, seviyesi hedef halindeydi. Bu hedefe doğru sterlin TL'de emin adımlarla gitmekte. Şimdi sterlin TL'de arkadaşlar 11 e, Özellikle bu 11.10 ve 11.25 aralığına Sterling'deki arkadaşlar dikkat edecek. Bunun nedeni artık bu kanalın üst bantı olan seviyeye yaklaşmış durumdayız. Buradaki kanal bizim için güçlü bir direnç gösterecek. O yüzden 11.10, 11.25 aralığı Sterling TL'de dikkat diyoruz. Buradan artık bir düzeltme Sterling TL'de gelebilir. O yüzden 11.25 seviyesine dikkat sterlinde artık bizler için ikinci önemli bir seviye 10.85 seviyesi arkadaşlar buradaki önemli bir destek konumunda olan bölgemiz sterlinde 10.85 bölgesi 10.85 bölgesi ayrıyetten altında bir kapanışlar görürsek sterlinde tekrardan düzeltmeye gidiyor şeklinde yorumlarda bulunabilir ve aşağıdaki 10.65 seviyesine doğru Sterlin TL'de işte o zaman geri çekilmeler görebiliriz. Fakat 10.85 üzerinde eee belirttiğim gibi Sterlin'de hedefimiz 11.10, 11.20 şey 11.10, 11.25 aralığında bulunan güçlü direnç bölgesi şeklinde gözükmekte. Hemen Euro'ya geçelim. Euro'ya bakalım. Euro TL'de bizler için Kritik, destek ve direnç noktaları hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunları da bulmaya çalışalım. Evet, Euro'da da daha önceden belirttiğim gibi çok güzel çalışan bir grafimiz vardı. Aşağıda 5.80, yukarıda 7.82. Yani burada bir 2 TL'lik... Marjımız vardı zaten Euro TL'de ve biz bunu bekliyorduk daha önceden bunların videosunu ya yapmıştık. Bu da takribi 9.84 civarından geçiyor arkadaşlar. Yani buradaki oluşumun ana hedefi Euro TL'de 9.84'te tamamlanmış oldu. Ee, özellikle buradaki formasyonun e, 9.84 üzerinde tamamlanması gördüğünüz gibi bunu ana dirence kadar da Euro'yu götürdü arkadaşlar. Evet şuradaki ana direnç seviyesi e, 9.97 seviyesinden geçmekte. Şimdi bu 9.97 seviyesi arkadaşlar Euro'da kuvvetli bir e, direnç gösterecektir Euro TL'deki arkadaşlar da 9.97. Şöyle göstereyim size şuradan geçen mavi çizgile çizdiğim 9.97 direnç bölgesi. E, bunun Euro'da uzatması arkadaşlar. Bizim 10.50 seviyesine kadar götürebilir mi? Biraz uzak gibi. 10.08 şuradaki 10.08 ilk etapta arkadaşlar. 10.08 direnç bölgesine doğru Euro TL taşıyabilir. Evet Euro TL'de 10.08 biraz dikkatli olunması gereken bir direnç. Bu direnç kırılabilirse arkadaşlar o zaman da 10.33 direnç bölgesine doğru Euro TL'de hareketler görebiliriz. Burası bir kanal. Şu gördüğünüz aralıkta bir kanal arkadaşlar Euro bölgesinde. Bir yok ben uzun vade beklerim diyecek olan arkadaşlar da varsa Euro TL'de 9.66 çok önemli. 9.66 ve 9.84 bant aralıklarında. Euro TL'deki arkadaşlar takipte kalsınlar ve iki tehlikeli destek noktası bu iki destek noktası altında kapanışta Euro TL'de aşağı yönlü hareketleri getirebileceği unutulmamalı. Hemen Dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL kurunda bir 851 sabah hedefimiz vardı. Bu hedef Dolar TL kurunda görüldü ve yukarı yönlü kırıldı arkadaşlar. Evet, Dolar TL kuruna da baktığımızda gene ee, burada bir 8.51 e, direnci hala göze çarpmakta arkadaşlar. Her ne kadar da şuradaki 8.51 direncimiz hala e, seyrini korumakta. 8.51 üzerindeki direnç e, üzerinde tutunmasına devam edebilirse de arkadaşlar bir sonraki direnç noktamız dolarda 8.67 Den geçen direnç noktası. Evet şurası 851-867 dolarda bir artık ee, önemli bir kanal aralığı diyebiliriz. Burada da aşağıda da e, önemli takip ettiğimiz 839 yükseliş kanal aralığı. Şöyle 839-851 bir band olarak düşünebilirsiniz. 851-867 aralığı da gene ikinci bir band aralığı olarak e, Dolar TL kurundaki arkadaşlar takipte kalabilir. Dolar TL kurunun bu hafta için olumsuz bir e, pozisyona düşebilmesi için de 839 altında kapanış görmesi şart. Bir de arkadaşlar unutmayın akşam agresif hareketler olacak. O yüzden e, bu verdiğim rakamlar önemli. Hemen altın tarafına geçelim. Altındaki arkadaşlar için önemli seviyeler. Onsla başlayalım. Ons altında bizler için takip ettiğimiz bir kanal var. E, bu kanalın kırılımı bizler için önemli özellikle ons tarafında olan arkadaşlar için e, Ve buradaki kırılım Bizler için 1910 seviyesinden geçmekte arkadaşlar Yani ons altında 1910 üzeri hareketler görmeye başladığımız zaman e, Düşen kanalı Kırmış e, yukarı yönlü hareketlere Başlayacağını sinyalini alabiliriz o yüzden 1910 ve üzerindeki kapanışlar bizim için çok önemli. 1910 üzerinde kapanışlar görmeye başladığımız zaman da 1933 seviyesine doğru ons altın tarafında yukarı yönlü ataklar görmemiz mümkün. 1871 gene bizim ons altında önemli yükseliş desteğimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu desteği verdik ve buradan yukarı doğru ee, hareketleri hareketleri Beklentimiz şeklinde zaten takip ediyorduk. 1871 üstünde kaldıkça da 1910 test edileceği ve buradan 1933 tekrardan yükseliş trendine doğru ons altında hareketler beklentimiz hala devam etmekte. Hemen ons gümüşe dönelim. Ons gümüş tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar e, gümüş ons'ta bizler için e, 23 desteğimiz vardı. Bu 23.04 destekleri bizler için önemli demiştik ve aynen dediğimiz gibi 23 desteği güzel çalıştı ve ilk etapta 2404'te bulunan takip ettiğimiz ikinci direnç seviyesi de bugün itibariyle geçilmiş oldu. Şimdi 2404 üzerinde arkadaşlar bizler için en sıkı takipte kalmamız gereken direnç noktası şuradaki 2472 direnç noktası olacak. 24.04 üzerinde kaldığımız müddetçe ne kadar uzun kalabilirsek bu yıldaki 24.72 testine doğru ONS altın gitmek isteyecektir. Ee, şimdilik ilk etapta bu 24.72'yi takip edelim. Çünkü 24.72 önemli. 24.72 üzerinde de kapanışlar görmeye başladığımız zaman tekrardan e, ONS tarafında da 25.83 seviyesine doğru e, yukarı yönlü ataklar görmemiz olası olarak gözükmekte. Ee, o yüzden ons tarafında verdiğim rakamlar takibinizde kalsın. Gümüş gram, evet, gümüş gramda biliyorsunuz arkadaşlar altın olsun, dolar olsun size e, bunların düşmeyeceğini söylemiştim. Ve o aralar yaptığım bu yorumlarda da e, videoların altına e, bazı arkadaşlar çok agresif yorumlar yazdı ve bizi yerin dibine soktular. Çünkü bazı etkilendikleri analizci arkadaşların onları yanlış yönlendirmeleri sonucu belki de birçoğu altın ve dolar tarafında satış yönüne gitti. Fakat biz takipçilerimizi kendimizi ölmek gibi olmasın da takipçilerimizi bu konuda uyardık. Bu seviyelerden satış yapılmaması konusunda tekrardan yönün yukarı döneceğini altın ve dolarda yukarı yönünün seyir edeceğini arkadaşlara bildirdik. Tabi gümüşte de aynı Gümüşte verdiğim 6.65 e, bir hedef seviyem vardı gram gümüşte. Ve bugün itibariyle bu 6.65 e, seviyesi e, gümüş gramda gözüktü arkadaşlar. 6.65'in önemi şuradaki 6.65 direncinin önemi e, gümüşün gram tarafında e, çok önemli arkadaşlar. Bunun nedeni bu 6.65 üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa gümüşte yeni bir yükseliş kanalı yukarı yönlü açılacak arkadaşlar. O yüzden 6.65 önemli. Dikkatle takipte kalacaksınız. Bunun üzerinde 6.93 seviyesi gene gümüş gramda dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. E, geri çekilmeler de gene arkadaşlar şurada 6.51 Artık bizim için destek ve onun altında da 6.29 desteğimiz mevcut. Fakat yönümüz 6.65'in kırabilirse tekrardan 6.93 ve 7'li seviyelere doğru gümüş gramı taşıyacaktır şeklinde yorumumuzda devam etmekte. 6.29 özellikle bizim yükseliş kanalımız bu 6.29 altında bir kapanış gelmediği müddetçe hatta şuradaki 6.08 daha sağlam bir bölgemiz 6.08 altında bir kapanış gelmediği müddetçe gümüş gramda da Yukarı yönlü hareket beklentilerimiz hala devam etmekte. Evet, gram altına da bakalım. Gram altında bizler için e, önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Evet, gram altında e, bugün itibariyle agresif o orada devam etmekte arkadaşlar. Şimdi gram altında bizler için 492 seviyesi artık çok önemli bir destek konumu haline geldi arkadaşlar Şuradaki 492 seviyesi önemli bir destek gram altında da panik yapmayın ee, buradan tekrar 514 530'lu seviyelere doğru gram altında yön ee, bulacaktır şeklinde yorumumuz vardı Allah şükür bu yorumumuzda da yanılmadık ee, 522 seviyelerinde seyreden şu an gram altında ee, bizler için en önemli seviye şu 492 artık kaldıralım arkadaşlar bunları güncelleyelim Bizler için artık en önemli destek 506 seviyesindeki destek haline geldi. Onun üzerinde yine en yakın desteğimiz 517 desteği. Evet geri çekilmelerde bu destekleri takip edebilirsiniz. Bu destekler üzerinde kalındıkça da gram altında şuradaki 530 seviyesine doğru ana hedef görmek mümkün. Tekrardan düşüş kanalına geçebilmemiz için de gram altında 506 seviyesi altında kapanışlar görmemiz şart. Bunu görmediğimiz müddetçe gram altında da 530'lu seviyelere doğru yönünü yukarı yönünü çevirmiş gözükmekte arkadaşlar. O yüzden destek ve direnç bugün çok önemli. Biliyorsunuz ABD seçimleri ile ilgili yukarı ve aşağı yönlü hareketler sert yaşanabilir. O yüzden bu verdiğim destek ve direnç noktaları sizler için çok önemli olacak. 506 altında da önemli desteğimizin altında bir kırılma gelirse de 486 seviyesine kadar sarkmalar yaşanabilir. Fakat 506 üzerinde duran gram altından da korkulmaması ve 530'lu seviyelere doğru hareketlerin yukarı yönlü çıkması beklenebilir. Evet bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Akşam ABD seçimleriyle birlikte geceye tekrardan bir video yapacağım. Sizi bilgilendireceğim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.